Evet, Bekleyen Atatürk filminin ikincisini izledik. Galası biraz önce kanyonda gerçekleşti. İlkiyle ilgili kısa bir çekim yapmıştım. İkincisinde bayağı açılan, yani nerede bırakıyoruz? Tekirdağ'da köpeği Alp'le beraber cephede askerlere savunmaya geçecek bir Mustafa Kemal'i alıyor. Bu filmde tamamen kurtuluş mücadelesine Çanakkale Jonkbayırı'na götürüyor. Tabii burada da kafamızda soru işareti oluşturan şeyler var. Vahdettin'e bağlanan bölümler de var. Finalde var. Tabii bunların hepsi yoruma açık. Daha önce de belirttiğim gibi Madame Corrine'le ilgili bölümleri bahsettiğimde yapımcı da demişti ki biz dram çektik, onu belgeselcilere bırakıyoruz dedi ki, ama burada mesela cibinlikler içerisinde böyle tutkulu bir sevme hikayesi de var Madame Corrine'le. Sonra buradan kendi vatanındaki görevim nedeniyle bu vatanı terk etmenizi rica eden bir mektup gönderiliyor Madame Corrine. Esasında Madame Corrine İngilizlere satmadığı için, hapiste yattığı için, Cumhuriyet kurulduğunda gitmiştir, İtalya'ya gider ve orada kendi başına mücadele eder ve kimseden de bir yardım almaz. Sonra oğlunun askerliğini yapabilmek için ricada bulunur Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten. Hepsi tarih. Tarihi dokunaklı kılabilir olmak gerekiyor. Beni ikinci seri daha nasıl diyelim, etkiledi diyelim. Hele hele Atatürk'ün kolay mı kendinizden pay biçin. Mesela bir evden taşınıyorsunuz, bir ayrılık yaşadınız. Bunun travmasının insan ruhunda yarattığı derinliği, bir ülkeyi kurtarmaktaki, yani gözünüzün önünde askerlik yapanlar daha iyi bilirler, savaş görmüş olanlar daha iyi bilirler, Allah kimseye göstermesin. O travmayı yaşamak, yaşatmak ve o açmazların içerisinde bir ülke yanıyor, kavruluyor. Siz herkese koşuyorsunuz, herkese bir şey anlatmaya çalışıyorsunuz. Yardım talebinde bulunuyorsunuz ama hiç kimseden ses çıkmıyor. Oluruna bırakmış gibi gösterilen bir Mustafa Kemal var. Gerçekte öyle miydi? Yoksa Mustafa Kemal bir an bile tereddüt etmeden harekete mi geçti? Filmin içerisinde bunları da görüyorsunuz. Dolayısıyla 29 Ekim'de Fox'ta kısa metrajını gördüğünüz film aslında ikisinin karması gibi. Ben şimdi çıkışta yapımcılardan tekrar öğrendiğim kadarıyla yarın itibariyle, yani Cuma günü itibariyle 3 Kasım'da girecek olan ilk olan bölüm. Yani bugün izlediğimizi siz 5 Ocak tarihinde, yani seyirciler 5 Ocak tarihinde izlemiş olacaklar. Tabii çok üzerinde konuşulacak, tartışılacak, yorumlanacak. Finale doğru gittiğinde 19 Mayıs'ı sağlayan, yani 16 Mayıs'ta Şişli'de başlayan hikayenin aslındaki kahramanlarının sanki Vahdettin değil de Mustafa Kemal'in imzasıyla çıkmış gibi ama gülümseyerek buradan ayrılmalarının sonunda aslında kuruluşta da sanki onlarla birlikteymiş gibi hareket ettiğine de yorumlanabilir. Dediğim gibi yoruma açık. Her şekilde bizi biraz daha Atatürk'e yaklaştırıyor. Biraz daha doğru öğrenmeye yaklaştırıyor. Biraz daha sorgulamaya yaklaştıran bir film karşımıza çıkıyor efendim.